fırtınalar vardı göz bebeklerimde benim. Sen o girdabın içinde savrulma diye. Sen benim her şeyim oldun ama sen yoktun. Günler güz yaprakları gibi birer birer dökülürken ayaklarımın dibine, ben her gece karanlığa dikip gözlerimi senin aydınlığını bekledim. Ama sen yoktun. Binlerce adım attım bu kentin sokaklarında. Sevdaya bulanmış her kaldırım taşının altında senin adını aradım ama sen yoktun. Özlem şarkılarını ezberledim. Kimini bağıra bağıra, kimini fısıltıyla söyledim. Karanlığa yıkırdım hasretimi. Sesimi duyacaksın diye bekledim ama sen yoktun. Senden gelecek bir tek haberi bekledim. Saatler asır gibi geldi, geçmedi. Çalan her telefonu yüreğimin çarpıntısıyla açtım. Senden başka duyduğum her seste hep aynı hayal kırıklığını yaşadım. Onlar beni duymak istiyordu, ben de seni. Ama sen yoktun. Seni aramaktan yorgun düşmüş bedenimden karanlığın kucağına uzattım her gece. Bir an önce sabah olsun diye uykunun beni çekip almasını istedim, olmadı. Kaç gece sabaha sensiz ettim gözlerimi kapamadan. Kaç gece merdivenlerdeki ayak seslerini dinledim gelen sensizdir diye. Ama sen yoktun. Her yağmurla birlikte hüzün yağdı bu kentin üzerine. Bulutlar yalnızlığımın işaretiydi benim için. Beni ıslatan yağmur olmadı. Ben senin özleminle sırılsıklamdım her mevsim. Hayat merhaba dedi bahara çiçek çiçek. Uzun kıştan sonra gelmez dediğim göçmen kışların dönüşünü gördüm. Ama sen yoktun. Her istasyonda, her otogar adresim oldu. Bir trenden inersin sandım. Otobüslerdeki her yolcuya sensin diye baktım. Ya da yolculuklara sürdüm kendimi. Kimsenin uğramadığı köylere, adı duyulmamış kasabalara gittim. Senden bir iz aradım ama sen yoktun. Denizin sonsuz maviliklerine umut bağladım. Kıyılarda tükettim bekleyişlerimi. Hep sensiz gemiler geçti bu limandan. Ben gemicilerin hasret türkülerine eşlik ettim ama sen yoktun. Gözümde bir tek damla yaş kalmadı. Onlar sana aitti. Sana kalmalıydı. Kimselere söyleyemedim acılarımı. Bekleyişimin öyküsünü kimselere anlatamadım. Nice fırtınalar koptu yüreğimde. Neden dalgalar dövdü hayallerimi? Sığınacak bir liman, yaslanacak bir omuz aradım. Ama sen yoktun. Her gece ay paramparça oldu. Her gece yıldızlar birer birer düştü sokaklara. Yıldızları saçına takıp gelmeni bekledim. Ayı avucunda bana getirmeni bekledim. Ve bir güneş gibi doğup aydınlatmanı bekledim. Bu kapkara dünyamı. Ama sen yoktun. Ne güzel şiir değil mi dostlar? Şimdi bu şiir de nereden çıktı diyeceksiniz. Böyle yağmurun güzelliğine kapatıp bir şiirle başlayayım dedim açıklamaya. Biliyorsunuz yorum kısmında yazmıştım. Medusa'nın Ölü Kumları'nın hikayesini yüklerken orada yorum kısmında yazdım. İşte iki kanalımda sorun çıktı diye. Hatta üç kanalım oldu. Böyle YouTube bir kaz gönderdi. Dedi ki işte sen dedi çok böyle basit videolar yüklüyorsun gibisinden. Veya işte biliyorsunuz bu YouTube'a ne çıkartıyordu? 3 boyutlu videolar yapıyordum ama gerçek 3 boyutlu değil. Her hikayenin son 2-3 aydır yüklediğim her hikayenin birinci bölümünü YouTube'a ne çıkarsın diye şey yapıyordum. İşte 3 boyutlu yapıyordum. 3 boyutlu yapınca da YouTube genelde öne çıkartıyordu. 3-5 işte görüntüleme daha fazla oluyordu. Aza kanaat etmedik. YouTube dedi gel bakayım buraya. Çakma videolar yapıyorsun galiba dedi herhalde. Bilmiyorum. Gel gelin daha önce Cihan Bozcu hikayelerimde, hikayeleri kanalımda böyle bir sorun olmuştu biliyorsunuz geçen ay. Orada videoları sildim. Tekrardan böyle 2-3 video çektim. Düzeldi. İtirazım kabul oldu. Şimdi bu ayda böyle yapacağım inşallah. Bu kanaldaki Afitap isimli hikayeyi 2 bölümünü sildim. Cihan Bozcu kanalındaki. Cihan Bozcu hikayelerini ekledim. İşte yeni bölümde, 3. bölümde bugün ekleyeceğim inşallah oraya. Yani Afitap isimli hikaye Cihan Bozcu hikayeleri isimli kanalda olacak. Sonra Medusa'nın Ölü Kumları'nı da
Onu da bugün yarın silerim tüm bölümleri ve işte daha önce eklediğim birkaç hikaye daha sileceğim. Sonrasında burada bu kanalda yine Mimi Vavun'unu silmeyi düşünüyorum. Çünkü onların işte birinci bölümleri hep şeydi, o dediğim 3 boyutlu olan videolardı. Sileceğim. Tekrardan başvuracağım. Evet, can sıkıcı mı? Çok can sıkıcı. Çok üzüldüm. Daha önce Cihan Bozcu hikayeleri kanalım olmuştu ama o kanalım yani hani Cihan Bozcu kanalı gibi değildi. Ya da mesela Medusa'nın Ölü Kumları'nı bir 23 bölüm yükledim. 23 bölüm sonra silip hani sizleri o hikayeden mahrum etmek çok kötü bir hissiyat. Ama onu yüklemeye devam edersem hani geçmişteki videoları silemeyeceğim. Mecbur silmek zorundayım. Her neyse, bir ay içinde çözülür inşallah sorun. Çözülmese de Medusa'nın Ölü Kumları'nı şu an aktif olan Cihan Bozcu hikayelerine yüklerim. Yani eğer çözülmezse. İşte Fantastik Sesli Kitaba da 4 Temmuz'da bunlara uyarı geldi. 8 Temmuz'da Fantastik Sesli Kitaba geldi. Ama oradaki Misafir Ruh isimli hikaye yüklemeye devam edeceğim. Bir de öyle deneyeyim. Bir de işte onu yükleyip daha önceki videoları yükleyeyim. Biliyorsunuz hareketli videolar istiyor YouTube. Bir fotoğraf üstüne ses kaydı istemiyor. Yani işte hareketli videolar istiyor. Ben de geldim böyle dağ bayırı ya da denizi, köprüyü falan çekeyim dedim. Üzerine de ses ekleyip yükleyeceğim inşallah. Fena yağmur yağıyordu. Şöyle göstereyim. Hatta şurada göl olmuştu. Emirgan'a gittim aslında. Emirgan'da almadılar. Dediler çok yağmur yağıyor. Yaya girişinde de kapalıymış. Gel diyelim burada işte bu şiiri okuyup bu videoyu çekeyim dedim. Şimdi bir şiir de okuyup kitap sesine çekeceğim. Aynı birkaç şeyi orada da söyleyeceğim. Belki hani o kanalı takip edip bu kanalı takip etmeyenler vardır. Dediğim gibi buraya yeni bir hikaye yükleyeceğim. Cihan Bozcu kanalına. Bakalım nasıl olacak. Bir tane kısa hikaye okuyayım diyorum. Ondan sonra daha önce bir Leyla hikayesinin yazarı vardı. O bir kitap çıkarmış. Onun kitabını inşallah buraya yükleyeceğim. Siz de desteklerinizi eksik etmeyin inşallah. Kitap Sesi kanalımdaki işte takipçilerim de kusura bakmasın. Bir o hikaye yarım kaldı. Medusa'nın Ölü Kumları. Onu da bu sorun çözülürse, mesela burada Mimi sildim diyelim. Mimin işte ilk bölüm, yani Mimi atıyorum 10 bölümdü ya. 3 bölüm olarak yükleyeceğim ard arda. Mesela Medusa'nın Ölü Kumları 23 bölüm yüklemişim ya. Onları sileceğim. İşte sorun çözülünce ayın 6'sında 7'sinde inşallah onları tekrardan, mesela şöyle olacak. Bir bölüm 2 saat ya. Ben bir bölümü 6 saat, 7 saatlik bölüm yapacağım. O 23 bölümü toplamda 5-6 bölüm hemen 1-2 güne yüklerim. Sonra geri kalanını da o arada geçen zaman nedeniyle atıyorum 24. bölümde mi kalmıştık? 24-25'i yüklerim beraber. Tabii 24-25 yazmayacak orada. Ne yazar? Atıyorum 6 bölümde mi hallettim o 23 bölümü? 7. bölüm işte 6 saatlik olacak. Geri kalan bölümler olacak falan. İnşallah Rabbim ömür verirse, böyle bir ay sonrasından bahsediyoruz ama bir ay sonra çıkarsak, Rabbim nasip ederse olacak. Bakalım. Sözde üzerinde şemsiye var ama her yerim sırasıklam oldu. Bu kadar. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğenilerinizi eksik etmeyin inşallah. Yeni hikayede görüşmek üzere diyemeyeceğim. Yo, yeni hikayede görüşmek üzere. Evet, yeni hikaye yükleyeceğim buraya. Ben okumadım hikayeyi ama bir Leyla hikayesi, çok tatlış bir hikayeydi. Böyle o hikayeyi hiç okumadım. Şu an heyecanlanıyorum işte okuyacak olmamdan. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Gönül ister ki böyle sahile geleyim, şöyle koyayım telefonu, canlı canlı okuyayım. Ama bu da işte arabaların gürültüleri. Bugün yağmur var diye kimse yok. Normalde bu sahil Emirgan sahili işte. Emirgan korusunun alt tarafındaki sahil. Tıklı tıklım olur. Allah'tan yağmur var, kimse yok. Rahat rahat konuşabilirim. Arabayla geçenler bu deli bu yağmurda ne yapıyor diye düşünebilir. Düşünsünler. Bu kadar. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun.